Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Adata'nın Premium serisi bellek kartlarını inceleyeceğiz. Elimizdeki ürün 128 GB'lık bir microSD XC kart. Gelin hep beraber bu bellek kartın detaylarına ve sunduğu hızlara bakalım. Bellek kartlarını birçok yerde kullanıyoruz. Aksiyon kameralarında mesela GoPro'muzda şurada göstermiş olayım. GoPro'da kullanıyoruz. Yine benzer şekilde DJI Osmo Pocket gibi cihazımız varsa onu da kullanıyoruz. Cep telefonumuzda kullanıyoruz. Ve benzeri işte fotoğraf makinesi, video kamera gibi birçok cihazda bellek kartlarını kullanıyoruz. Farklı farklı bellek kartları türü olmakla beraber ki biz daha önce bunlarla ilgili bir video hazırlamıştık size. Yukarıdan aslında hangi bellek kartları türü olduğunu oradan da size o videonun da paylaşımını yapalım. Yukarıya tıkladığınızda şimdi göreceksiniz o videoyu. Orada farklı farklı bellek türleri, kartı türleri vardır ama günümüzde en çok kullandığımız iki tane bellek kartı türü var arkadaşlar. Bir tanesi microSD dediğimiz bellek kartı. Diğeri de şurada yanında gördüğümüz olduğumuz dönüştürücüyle beraber kullandığımız SD kart. Şimdi telefon, aksiyon kamerası gibi küçük cihazlarda microSD kart kullanıyoruz. Şöyle göstermiş olayım. Bu test ettiğimiz ürün açık halidir. Bu da bunun İşte adaptör, dönüştürücü dediğimiz daha işte fotoğraf makinesi, video kamera gibi yerlerde kullanmamız için hayatımıza girmiş olan bir dönüştürücü. Şimdi Adata'nın Premium Pro serisi isminden de anlaşılacağı üzere birazcık profesyonellere hitap eden bir seri. Ne gibi özellikleri var? Şimdi ekranda gösteriyorum size bu özellikleri. En önemli özelliklerinden bir tanesi IPX7 standartlarında dayanıklılığa sahip olması. Bu ne demek oluyor? 30 dakika kadar 1 metre derinlikte suda durabiliyor, dayanabiliyor. -25 ila 85 derece arasındaki sıcaklıklarda, yani -25 derece soğukta ve 85 derece sıcakta çalışabiliyor. X ışınına dayanıklı, yani güvenlik noktalarında, havalimanlarında vesaire veya AVM'ye girerken falan kullanabiliyoruz bunları. Ve aynı zamanda birden fazla standart destekliyor. Zaten şimdi kartın üstünü şöyle bir göstereyim ben size. Şöyle. Şunu bir göstermiş olayım. Kartımız bu. Üzerinde görüyorsunuz bir sürü böyle bir şeyler yazıyor. Yani bayağı bir şey yazıyor. Şimdi bunu detaylarda da size sunacağım. Mesela ne yazıyor? İşte 4K diyor ki bu herkes anlasın diye yapılmış bir şey. 4K desteği sunuyor. İşte 100 megabit bölü saniyeye kadar hızlara destek verdiğini söylüyor. A1 diyor. Şimdi bunlar farklı farklı standartlar aslında ama hani herkes anlasın diye buraya yazılmış. İşte UHS-1 denmiş. İşte 3 yazıyor bunun içinde. Class 10 var. Aynı zamanda da V30 var. Şimdi bunların hepsini tek tek açıklayacağım ben size. UHS-1 U3 standart desteği sunuyor. Bu şu anlama geliyor. Saniyede en az 30 megabayt video kayıt edebiliyor. Yani 30 megabaytlık bir veri aktarımına izin veriyor. 4K dedik zaten. Biliyorsunuz bellek kartlarında farklı farklı standartlar mevcut. Bunlardan en sonuncusu Video Speed Class dediğimiz bir standart var. Bu V harfiyle gösteriliyor. Normal veya W falan değil. İşte V6 var, V10 var, V30 var, V60 var ve V90 var. Bu ürün V30 standartını destekliyor. Bu şu demek oluyor. 30 MB yazmayı standart olarak destekliyor. Bu da ortalama bir 4K çekim yaptığınız zaman bu bellek kartıyla beraber kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Güzel bir değer, bunu söylemiş olayım. Bize gönderilen test ürünü 128 GB ama 16, 32, 64, 128 ve 256 ile birlikte 512 GB'a kadar depolama desteği sunan Adata'nın modelleri yer alıyor. Bu birazcık profesyonel bir seri. Neden profesyonel? Yani 4K çekiyorsunuz. Genelde 4K'lı hani biraz daha profesyonellerin hitap ettiği bir çözünürlük. Profesyonellere yönelik bir çözünürlük ama siz de eğer onu destekleyen bir cihazınız varsa 4K video çekebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu profesyonel bir seri olduğu için 4K'da desteğini veriyor ve çok rahat bir şekilde biz denedik bunu. Hızlı bir şekilde 4K videoları kayıt etmenizi sağlıyor. Şimdi gelelim sentetik testlere. Her zaman olduğu gibi kullandığımız Crystal Disk yazılımımız var. Crystal Disk Mark yazılımıyla biz yaptık testler.
25 MB'a kadar bir okuma hızı, 24 MB'a kadar da bir yazma hızına ulaştık ki 30 MB zaten veriyordu. Tabii ki bunlar hani değişebilir. Bizim kullandığımız sistemde bir sıkıntı olabilir vesaire. Çok da şey değil. Yani doğru bir değer verdiğini söyleyelim. Bir de telefonda test ettik. Telefon değerlerinde ise 70 MB'a kadar bir okuma, ortalamada da 65 MB'a kadar da bir okuma hızına ulaşmış olduğumuzu söyleyebilirim. Gerçekten de rakamlar güzel. Yani telefondaki hızda, ki tablette vesaire de kullanabiliyorsunuz, hem de işte bilgisayarla yaptığımız hız testlerinde de çok iyi sonuçlar aldığımızı söyleyelim. Videonun başında da bahsettiğim gibi, isterseniz böyle küçük bir cihazınız varsa, aksiyon kamerası vesaire, sadece bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer biraz daha büyük bellek kartı isteyen, fotoğraf makinesi, video kamera gibi cihazlar şu dönüştürücü kutudan çıkıyor. Zaten şu kutu birebir aynısı, yani bizim aldığımız kutunun. Ve bu kutudan çıkıyor. Bunun içinden aldığınız işte bellek kartını vesairesini hem cep telefonunuzda hem de fotoğraf makinesinde veya uyumlu herhangi bir cihazda gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Benim önerim, ilk aldığınızda bir format atın. Her ihtimale karşı temiz bir format olsun. Hangi cihaza takarsanız takın. Ondan sonra gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayın. Ayrıca markalı ürünler kullanmanız konusunda da her zaman olduğu gibi bir uyarıda bulunayım. Hani işte 3 lira ucuzdur, 5 lira ucuzdur, daha ucuz ürünlere yönelmeyelim. Böyle kaliteli, markalı, mutlaka markalı olması iyi. İşte SanDisk'tir, Kingston'dır, işte Adata'dır gibi ürünlerin modellerine yönelmenizi öneriyorum. Evet, Adata Premier Pro incelememiz sona erdi. Okuma ve yazma hızları en azından bize söylendiği değerlere yakın olduğunu gördük. Özellikle de böyle kaliteli bir marka arayanlar için önerebileceğimiz bir model olmuş. 128'i bulamazsınız veya 128 çok geliyor derseniz, dediğim gibi daha düşük kapasite çözümlere de yönelebilirsiniz. Adata Premier Pro bellek kartıyla ilgili sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi platformlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.